Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Bugünkü videomuza üyelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hakikaten destekleriniz çok önemli. Bunun için size canı gönülden teşekkür ederim. Abone olan, hak yemeyen, beğenen ve yorum yapan arkadaşlar sizlere de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Instagram'da da varım. Orada her gün 60 saniyelik suç dosyalarıyla sizlerleyim. Üçüncü sayfa olaylarına 60 saniyeyi özetleyip ya da bir buçuk dakikaya o şekilde unutulmaması için katillerin tanınması için kurbanların bilinmesi için sizlere aktarıyorum. Instagram'ı olan arkadaşları oraya da beklerim çünkü çoğunu YouTube'da anlatamıyorum ve Spotify'da da varım. Orada da değerlendirmelerinizi hala bekliyorum. Bugün hemen totemimizi yapıyorum sevgili arkadaşlar. Diyorum ki lütfen 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 kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık tüm canlar için. Özellikle haycanlar, yaşam alanlarını gasp ettiğimiz haycanlar ve çocuklar için. Çünkü masum ve savunmasızlar şefkat, sevgi istiyorlar. Çok da fazla bir şey istemiyorlar aslında. Bugünkü olayımıza gelecek olursak, Almanya'da olmasına rağmen bu korkunç olay ve ben kendimi şimdiye kadar sıkı bir kriminal takipçisi saymama rağmen artık saymayacağım ee, bu olayı da bilmiyormuşum arkadaşlar. İlk abonelerimden her videonun altına yorum yapan sağ olsun beğenen Nuran Kurban sayın Nuran Hanım'ın isteği de birkaç kez yazmıştı. Korkunç bir olaymış hakikaten onun da ifade ettiği gibi. Bakalım sizler bu konuyu biliyor muydunuz? Ee, yorumlarda sonra buluşalım. Korkunç olayımıza geçmeden evvel hassas arkadaşlarımızı yine uyarmış olayım ve bugünkü sarsıcı olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Tis Fischer. Tis Temmuz 1973 yılında Almanya Dresden'de dünyaya gelir. Tis doğduktan çok kısa bir süre sonra anne ve babası boşanır. Ama annenin sonradan anlatımına göre anne babanın boşanmasıyla ilgili pek bir sorun yaşamamıştır Tis. Annesine çok bağlıdır ama. Tis ve annesi bir süre sonra Dresden'e 4 saat mesafedeki Kassel'e taşınırlar. Anne oğul birbirlerine çok bağlıdır ve güzel bir ilişki kurmuşlardır. Kız kardeşinin doğumu evde gerçekleşir ve bu doğumda annesine yardım bile eder Tiz. O zaman 14 yaşındadır. Tiz aşırı hassas, iyi niyetli ve bazen de çaresiz genç bir adamdır. Kullanılmaya da açıktır. Tiz'in hafif gelişim geriliği vardır. Ama 21 yaşındayken artık kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyler. Almanya'da gelişim geriliği gösteren kişiler için de mümkündür bu. Kişinin vasisi yetkili kurumlar ile işbirliği içerisinde engelli bireye kendi isteği doğrultusunda mümkün olduğunca bağımsız bir hayat sürme en azından deneme şansı verir verilir. Ama maalesef ki tiste her şey çok farklı gelişmiştir. Değişik işlerde çalışarak para kazanmaya çalışır genç adam. Ailesinin yanına istediği zaman dönebilme seçeneği varken gururdan mı özgür olma isteğinden mi bilinmez yeniden ailesine tutunmak yerine yanlış arkadaşlarla zaman geçirmeye başlar. Zaten kendisini zar zor geçindiriyorken kirasını zar zor veriyorken kimseye hayır diyemediği için kimisine para veriyor Kimisine zamanını veriyor ama sürekli kullanılıyordur. Ve artık kirasını veremediği için bir çare bulmalıdır ama hala ailesinin yanına dönmek istemiyordur. Çünkü yalnız yaşamayı beceremedi duygusu vardır, utanıyordur ailesi. Bir tanıdık vasıtasıyla Werner ve Michaela H ile tanışır. Tis'in zor şartlarda yaşadığını gören Werner, Tis'e kendileriyle yaşamasını teklif eder. Tis, Kassel'e yakın 1150 nüfuslu Udenhausen köyüne Werner ve Michaela'nın yanına taşınır. Tis'in vasisi olurlar. Onların yanına taşındığında 28 yaşındadır Tis ve Tis'in filmlerde görsek böyle bir şey olamaz diyeceğimiz Hayatı başlar. Tis bu sonradan tanıştığı çifti iyi insanlar olarak düşünmüştür. Werner Han'ın evde herkese hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan, Üvey kızına cistismarda bulunan biri olduğunu nereden bilsindir? Kötülük timsali bir kişinin vesayeti altında olduğunu kavrayamamıştır maalesef ki Tis. Bu rahatsız çiftin küçük bir arsa üzerinde küçük bir bahçeleri ve üzerinde küçük bir kulübeleri vardır. Zamanlarının çoğunu burada geçiriyorlardır. Tis bu bahçe içinde bir çadırda eksi derecelerde yorgansız yatırılır. Bir damla yemek verilir kendisine. Açlıktan kendi dışkısını yemek zorundadır ve idrarını içmek zorundadır genç adam. Werner Ha sürekli fiziksel şiddet eşliğinde aşağılayıp hakaret eder Tise. T e devlet tarafından verilen aylık 535 euroyu da her ay onunla birlikte gidip ATM'den çekip kendisi alır. Şayet arabaları için tamir gerekiyorsa veya farklı bir şeye ihtiyaçları varsa T'si belirli bir bölgeye bırakıp bedeni üzerinden gelir elde ediyorlardır. Evet T'sin bedeni üzerinden. Yaşadığı diğer detaylara daha sonra değineceğim. Evet, Tis bunca şeyi ve fazlasını yaşıyor. Annesi aradığında her şeyin yolunda olduğunu söyleyip kimseye bir şey anlatmıyordur. Sonradan aslında komşuların bu genç adamın yaşadıklarını tahmin ettikleri ortaya çıkar ama bir tanesi bile yardım etmemiştir Tis. Şubat 2023'de Tis bulunduğu yerde yığılıp kalınca hastaneye kaldırılır. Doktorlar TIS'te birçok sayıda kaburga kırığı, israr, akciğer yaralanması tespit ederler. Sosyal hizmetler görevlisi TIS ile konuşmak için gelir ve TIS kendisine birlikte yaşadığı aile tarafından sürekli cezalandırıldığını anlatır. Ve TİS bir psikiyatri kliniğine yatırılır. Evet, kendisini bu hale getiren kişilerin ise Tis'i ziyaret etmesine izin verilir. Hatta daha da korkuncu bir süre sonra Tis'i yeniden yanlarına alırlar. Ve o sosyal hizmetler uzmanı ona olanları anlatmasına rağmen Tis hiçbir şey yapmamış, onlarla tekrar götürülmesine göz yummuştur. artık çok daha kötü durumdadır bir deri bir kemiktir ve vücudu morluklarla doludur. Annesiyle de eskisi kadar konuşamıyordur ama zaten görüştüğünde de hiçbir şey anlatmadığından kendi durumu açısından pek bir şey fark etmiyordur. Aslında bir kez Tis'in ailesini davet etmiştir bu çift ama aile o gün için hiçbir şeyin farkına varamamıştır maalesef. Bu da bana göre çok tuhaf bir durum. Anne en son Nisan 2003 yılında görmüştür oğlunu. Anne Helga Feşa kendisine neden böyle kötü göründüğünü sormuştur. Neden bu kadar kilo verdiğini. Tis ise sürekli özür dilemiştir annesinden. Hiçbir şeyi olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu söylemiştir. Sonradan anne aslında korktuğu için bir şey anlatmadığını anlayacaktır ama maalesef ki o zaman da çok geç olacaktır. Ancak bu konuşmadan sonra anne sürekli oğlunu arar. Werner Ha'yı da arar ama Werner Ha annenin oğluyla görüşmesini engeller. Polise gider anne ve Werner'in oğlunun beynini yıkadığını, oğlunu tanıyamadığını, oğlunun çok kötü durumda olduğunu söylese de polis kendisine oğlunun neredeyse 30 yaşında olduğunu ve kendi kararlarını kendi verecek yaşta olduğunu söyleyerek gönderirler anneyi, yardım etmezler kendisine. Ve sadece birkaç ay sonra, 6 Temmuz 2003'te annenin korktuğu başına gelir. O gün sonradan dava dosyasında yazdığına göre Werner genç adamın başına tabure indirerek Tis'in kafatasını kırır. Artık Tis hareket edemeyecek durumdadır ve acılar, ağrılar ve kanlar içinde tam bir buçuk gün o kanepenin üzerinde bırakılır. Werner ha 7 Temmuz akşamı arkadaşları Alexander E. ve Jennifer K. çiftini arayarak kendilerine yardım etmelerini Tisi bir yere bırakmaları gerektiğini söyler. Tisi ıssız bir yere götürmeden önce çocuğun kulağını keser. 8 Temmuz'da ağır yaralı ve günlerdir acı içindeki Tisi, minibüslerine koyarak Ayzenah yakınında Lengöden Ormanı'na doğru yola çıkarlar. Jennifer Kahn'ın sonradan anlatacağına göre Tisi yolda ağlamış ve annesini bir kez son kez görmek istediğini söylemiştir. Yolda tis acılar içinde yalnız annesini göremeden hayatını kaybeder. Tis'in can verdiği gün 30 yaşına girdiği gündür. Doğum gününde yaşam hakkı korkunç bir şekilde elinden alınmış, annesinin sonradan söyleyeceği gibi çöp gibi bir orman kenarına atılmıştır genç adam. Tiz'in vefatından 10 gün sonra 18 Temmuz'da cesedi atıldığı yerde bulunur. Otopsi kimliği bilinmeyen ceset olarak gönderilir. 2 yıl boyunca da öyle kalacaktır. Tam iki yıl anne Hega oğluna ne olduğunu bulmaya çalışır. Hatta Tiz çok inançlı olduğundan acaba manastırda mı yaşıyor artık diye bile düşünmüştür kadın. Toplamda iki buçuk yıl anne birçok soruyla ne yapacağını bilemezken vicdan azabı çeken Jennifer K. polise gider. 13 Aralık 2005'te anne Helga oğluna ne olduğunu öğrenir. Suçluların yargılandığı her davaya katılır anne. Ama oğlunun son aylarda yaşadıklarını duydukça sık sık ağlayarak duruşma salonunu terk etmek zorunda kalır. Bu duruşmalarda 44 yaşındaki Werner ve duruşma sırasında ayrılmak üzere olduğu 40 yaşındaki eşi yan yana otursalar da birbirlerine karşı mesafelidirler. Werner Ha ise kendisinin yaptığı şiddetler anlatılırken tepkisizdir. Tanıdıkları Alexander E. Tisin morluklarını Werner'e sorduğunda kendisine zarar verme eğilimi var dediğine engelinden dolayı sık sık da merdivenden düştüğünü söylemiştir hep. Bir süre sonra tisin koktuğunu ve kirli olduğunu da belirtir Alexander E. Bu kez de yıkanmak istemiyor demiştir Werner H. Bir başka inanılmaz olayı daha anlatır bu kişi. Werner H. çocuklarına tisin ganından çekmelerini emrediyor ve tis acıdan kıvranana kadar çocuklar bunu yapmak zorunda kalıyordur. Ve şayet çocuklar bunu yapmak istemezse onlar da korkunç bir şekilde şiddet. Bir kez Tis'in kaçmaya çalıştığına şahit olmuştur Alexander E. Ama Werner kendisini yakalamış ve bir kez daha buna cesaret edecek olursa başına gelecekleri sen düşün demiş ve Tis buna bir daha cesaret edememiştir. Aslında yaşadıklarından daha korkunç ne olabilirdir ki? Alexander Werner'lere her geldiğinde kapıyı normal bir şekilde açamıyordur. Çünkü kıyafetleri olmadan bir sandalye üzerinde kapıya dayalı olarak saatlerce kıpırdamadan oturmak zorundadır Tiz. Tiz Alexander E'ye bir keresinde sanırım 30 yaşımı göremeyeceğim ben demiştir. Tiz bir buçuk gün boyunca kanepede can çekişirken karısının Werner Ha'ya onu hastaneye götürelim dediği ama Werner Ha'nın o zaman bizim çocukları elimizden alırlar. Çocuk parası alamayız dediği de ortaya çıkar. Bunca şeye şahit olmuştur aslında bu Alexander E ama kimseye haber vermemiştir. Neyse ki sevgilisi vicdan azabı çekip polise gitmiştir de ortaya çıkmıştır tüm bu korkunç detaylar. Ve ayrıca şu da ortaya çıkar sonradan devlet tarafından TİS'e yeni vasi tayin edileceği kararı verilmiş. Bu yazı Werner eline gelince artık TİS'in parasını kullanamayacağı için TİS'ten kurtulmak istemiştir. Werner ha, tehlikeli bedensel zarar verme ve ihmal yoluyla cinayete teşebbüs suçlarından 8 yıl ve 3 aylık hapis cezasıyla ödüllendirilir. Karısı Mihaela ise sadece 4 yıl. Yardım eden arkadaşları Alexander yardım ve yataklıktan 2 yıl. Mahkeme bu cezaları Tis'in aktif eylemle değil ihmal sonucu öldüğüne dayandırır. Annenin oğlu adına tuttuğu avukat yüksek mahkemeye başvurarak kararın bozulmasını, davanın yeniden açılmasını talep eder. Helga oğlunu öldürenlerin cinayetten yargılanmaları gerektiğini söyler. Bir taraftan oğlunun mezarını yanına aldırmak, mezar taşı yaptırmak için de para biriktiriyordur kadın. Cesin sadece bedeni vardır mezarda. Çünkü başı adli tıptadır. Evet. Anne ise oğlunu yeni mezarına bütün halde aldırmak istediğini söyler. Ne kadar inanılmaz acı bir durum. Federal Yüksek Mahkeme ilk kararı bozar ve bu kez Werner Ha cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Savunma avukatı ise cinayet kanıtlanamadığı için temize gideceklerini bildirir. Evet tabii ki bir an evvel çıksındır da bu korkunç varlık başka masumlara hayatı zindan etsindir. Tiz'in annesi için Spiegel dergisi yardım kampanyası başlatır. Bu sayede hem cenazesi annesinin yanına taşınır hem de artık bir mezar taşı vardır Tiz'in. Tiz'in hayatından esinlenilerek bir de film çekilmiştir. Tore Tanst. Tore dans ediyordur filmin ismi. Annesi Tisin anısına diye bir internet sitesi açmış. Oradan arada paylaşımlar yapıyordur. Tisin en çok sevdiği köpeği Lord 2015 yılında hayatını kaybetmiş. Onu paylaşmıştır mesela. Veya Tisin en sevdiği meyveleri, renkleri. Evet, tüm bunları anne paylaşıyor ve oradan e, kendini teselli ediyordur. İnsan kötüye denk gelmesin. Ne kadar temiz masum hatta engelli bile olsanız bu kötü için fark etmiyor maalesef. Onlar için bunların hiçbir önemi yok. Evet, yeter ki hakikaten kötüye denk gelinmesin. Ne kadar da kolayca söylediğimiz ama ne kadar da önemli bir cümle aslında. Evet sevgili arkadaşlar, Masum Tisin'de hayat hikayesi buydu. Yaşam hakkının nedenli korkunç bir şekilde alınmasının hikayesiydi bu. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Beni bugün de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Ona göre tepkilerimizi verelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.